Merhaba arkadaşlar, ben Tolga. Güreş Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün 31 Mart 2018 Volkswagen Arena'ya gidiyoruz Turkish Power Wrestling Show için. Gün boyu videolarla, röportajlarla kanalımıza destekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir show olacak. Ben şu an Kocaeli'deyim. Buradan Kartal'a, oradan da Ayazağa'ya geçeceğim. Maslak diye devam edeceğim. Pro Wrestling Turkey ekibiyle orada buluşacağız. Umarım güzel bir show olur. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar yapacak yani bir şey söylemedilerse bekleyeyim ben. Ali hatta bana dediler Bilgen abi dedi geldi buraya aldınız. Biz bence arkadaşlar buna biraz daha aşağıda. Şeyin oraya geçecek misin? Bir de su var ya. Orada bence güzel düzgün bir sıraya kadar oldu. Orada en azından postel yapamam olsun. Yavaş yavaş geçelim. Sporcular da gelecek. Karabeden gelir. Undertaker! 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 Şeker Pınar gibi bir yerde benim. Orada
oradan şey yaptım ben. Aklıma geldi. Dedim benim evet bir arka bahçem var. Evim var. Arka bahçesi var. Dedim neden güreş yapmayayım? Zaten seviyorum. Sevdiğim güreşçiler bu şartlardan başlamış. Yani ben zaten ülkemde maalesef böyle bir şey. O zaman ben yapayım. Yani. Başlayayım. Hangi yılda başladın? 2015'te başladım. Yapımına başladım. O da şu şekilde oldu hikayesi. Yani bursluk param savuruyorum işte yani kendi şartlarım öğrenci. Ailem de biraz çok katkısı var yani. İşte yani kurmaya karar verdim. Kurmaya karar verdiğimde kimse yoktu açıkçası yani. Çünkü belli yani Gebze gibi bir yerde çok fazla tutmuyor. Ama ben malzeme aldım kendi. Ve bir tane renk kurdum. 2015'te kurdum. Lakin işte kış şartları, hava şartları, sonbahar falan. Geldi. Gelince de o rengi kaldırmak zorunda kaldım. Bir dahaki sene 2016'da şey oldu. Tekrar ben bulmaya karar verdim. Bir güreş buluşması oldu. Bir tane gittim. Orada çok fazla ilgilenen olmadı. İkincisine gittim. Ve Emirkan Karataş'la Emirkan Karataş'la tanıştık. Yine hala tekrar verdim. İkisiyle beraber biz bir bağ kurduk. Evet geleceğim dedim. Geldiler. Antrenman yaptık. Bir antrenman. Ve 30 Ağustos'ta ilk şortu yaptım. Kaç tane şort çektiniz şu anda? Toplamda 5 tane. Peki hani bu diyorlar ya işte bu hareketleri denemeyi tabii şey kendi çapınca haklı bir şeydir de gerçekten zorlandığınız zaman cidden kötü sakatlık oldu yerler oldu mu yoksa şu ana kadar iyi mi gidiyor? İlk antrenmanımız. Başlık. Ben şey yaptım bu. Tabii 2 metreden de az. Yani küçük bir zaten. Abi şey, turnbuckle'lar da şey değil. Şey değil. Turnbuckle pedi yok. Yani pedileri yok. İşte gitti kafaya çarptı. Hadi ya. Çarptı. Kötü bir şey oldu mu? Kan olmadı. Bizde kan yok. Piciyiz biz. Piciyiz. Güzel piciyiz. Güzel şey yaptık. Peki başka yapmayı düşünüyor musunuz yani? Nasıl başlayacak? Yani şimdi ya biz şey emniyeti geldi. Bu arada arkada görüyorsunuz emniyeti geldi. Şu an bütün herkes oraya doğru hareketlendi. Gerçekten de yaşıyor musun? Evet. Şey yapmak istiyorum. Evet. Şeker kılar çocuk için. Şovumuzu yaptık. Bundan sonra yetmedi. Bize o ring daha geldi. Daha iyisini yapacağız. Daha büyüğünü yapacağız. Kemerlerimizi yaptık, şovumuzu yaptık, işte ringimizi kalk da aldık ama... Power Ranger diyorlar galiba. Undertaker mı diyorlar? Power Ranger. Power Ranger. Bundan sonra arka bahçeyi yaptık. Bundan sonraki bunun gelişim aşaması Bumps Federation, Independent Wrestling. Bunu yapmak için... Önceki federasyonumuzda da Luna Park, kendi Fox Wrestling, LCW. Bunu bitirdik. Şimdiki aşamamız Anadolu Profesyonel Güreş, APG. Bununla çok farklı şovlar yapacağız. İşte Kadıköy'de mesela parkta yazın. O temayla kalacağız. İşte konserler, kendi arkadaş gruplarımın verdiği punk müzik konserleri, alt kültürle etkileşim olacak. Yani kaykay, paten dünyasından. Çok fazla insan var ve bunlar güzel bir şov hak ediyor. Hepimiz hak ediyoruz. Hepimiz yıllarca bunu izledik, verdik. Artık bizim zamanımız geldi. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir şey var yani. Bazı kesimler tarafından çok küçük bir hedef olarak bulunabilir ama ben bu tarz şeyleri destekliyorum gerçekten. Çünkü olması gereken şeyler var. Tabii dikkatli olmak lazım. Yani, bu hareketleri evde deneyin. Evde deneyin ama antrenmanla. Yavaş yani çok minder olsa şey olsa kendinizi sakatlamayın. Arka bahçede deneyebilirsin. Evinizin bahçesinde deneyin. Evinizde denemeyin ama bahçenize deneyin. Tamam. Facebook'tan ulaşmak isteyenler şey. Şirketin. Evet. Var mı? Yani şirket işte kent çapımızda yaptığımız şirket diyoruz ama işte Anadolu Profesyonel Güreş Facebook'taki hesabımız. YouTube'da gene Anadolu Profesyonel Güreş olarak beğenip tam şovları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Aydın Medya, Aydın Dolapçı yazarsanız YouTube'da kendi videoları kırptım, eğlenceli hale getirdiğim şovları
videoları da izleyebilirsiniz. Esen kalın. Esen kalın. Teşekkür ederiz Aycım'a. Kendinize iyi bakın. Birazdan arenaya geliyoruz. Zaten klinik oluşumu da başladı. Şu ana kadar klinik seyirci var gibi gözüküyor zaten. İnşallah güzel bir show olur. İçeriden olabildiğince video çekmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz. Şu an Oslo Genel Anonim'in önündeyiz. Bayağı kalabalık karantarı ve 50-60 kişilik bir grup var şu anlık. Kenan Akın içeri girdi. Şu an onlar şey yapacaklar, işte şov organize edecekler. Şu an Tamaş'ın ringi ekibi de arkamızda bulunuyor. Dediğim gibi güreşçiler daha yeni içeri girdi. Saat 3.30'da kapılar açacak. Şu an saat 3'ü 10 geçiyor. İşte o civarlarda bir şeyiz. İçeride bunun gibi kalma izin verirler. Şu anda buradan bir şekilde gidiyoruz. İyi bir kalabalık olduğunu söyleyebiliriz ama içerisi ne olur onu tam bilemiyorum. İçeride daha çok bilgi almaya çalışacağız. Görüşürüz. Büyük heyecan şu anda arenayı yıkıyor. Büyük heyecan. Kırmızı devam ediyor. Gittiğimizin ön yargını yapmak eğlenceli. Şu an bu kadar çıkıyor. Yeter iyi yüzüleyim. Ve herkesin şu an ellerinde, büyük engellerinde burada olan küçüklerimi gözünden öpüyorum. Buraya gelmek cesaretle çünkü biz hep kötü gözle bakıldık bize. Sağlık gözüyle bakıldık ama biz bugün buraya bunu yenmek için her yere bütün Türkiye'yi bunu kanıtlamak için buradayız. Bravo diyoruz arkadaşlar. Bir açalım. Çavuş hazır mıyız? Yes! 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 Şimdi hep birlikte arenaya bağlanıyoruz. Şov az sonra başlıyor. Büyük heyecan az sonra başlıyor. Buralar yıkılacak. Şu an Turkish Power Wrestling'in muhabiri Salim Demir geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Salim, güzel bir şey olacak inşallah. Evet, hepimizin beklentisi büyük burada. Hayranlar da gerçekten çok pozitifler. Evet. İçeride güreşçiler gerçekten çok istekli. Uzun zamandır Türkiye'de böyle bir şov olmuyor. En son 2013 senesinde WWE Türkiye'ye geldi. Evet. 2012'de en son Turkish Power Show yapıldı. Büyük bir geri dönüş. Hepimiz için güzel bir toplantı oldu aynı zamanda. Burada abi, birlik beraberlik anlamında. Büyük kalabalık var. Aynen. Güzel bir... Gerçi rolle. Şu anda. Güzel bir toplanma oldu bugün. Umuyoruz ki devamı gelir. Umuyoruz ki güreş adına iyi bir şeyler olur. Biz de istiyoruz ki profesyonel güreş Türkiye'de bir yerlere gelsin. Umarım da gelir. Güreş Türkiye ailesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Seven sevmeyene de selam olsun. Selam. Görüşürüz. Wrestling Turkey adimleri değil ki, yanlış söylemiyorum yani. Adimleri var yanında. Hani en çok merak edilen ne bugün yani? Ya ben Trivet'ti ya. TLC başını çok merak ediyorum. Çünkü NXT'li bir etçeğim bir anlamda o NXT olacak. Herkesin orta çelişini ne bileyim? Bir şey diyeceğim şimdi. Wrestling Turkey Power Wars 6 sene sonra yaşamak için. Benim karşımdaki gibi kimin şov olacağını göstergesi var. Kimin şov olacağını göstergesi var. Ben bir şey söylemek istiyorum. 6 sene önce yapıldığı zaman burada kalacağının çoğu, ben de dahil, çok küçük. Hani gelemedik. Ben o zaman hani bu yaşımda olsam yine giderdim. Ama gelemediğimiz için... Ben bir de şöyle, 2012'deki son şova gitmiştim bu tabii ki. Ve şu anki kalabalık yok. Yani az, yani çok şey değil. Şu anki kalabalık biraz da üstüne koymuş. Çünkü bence Türkiye'de gelişti. Gelişti değil mi? Ve, yani hiç kimseye çalışmadım. Gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Yani. Bu konuda da sizin resmiyle. Herkesin katları çok sesli. Peki şimdi böyle bir kalabalık var ortada ve... Televizyonda yayınlanacağı da söyleniyor sonradan. Siz mesela tabii ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani daha da yayılmasını, daha çok konulmasını sağlayabilir miyiz? Tabii ki. Tabii sağlar ve ikinci şovda daha fazla bir kalma olacak. Ya bir de ama şöyle bir durum var yani yayınlanacak ama hani daha önceki yapmaları yapmaması lazım. Yani güreş hareketleri olsun, işte mod, bu tarz şeyler. Tam olarak karşılığı yani Türkçe çevirmekten ziyade daha orijinal bir şekilde yapılırsa hani bir türlü anlam kayması oluyor yani ve çok şey oluyor yani dediğim gibi.
bizi orijinal bir şekilde yansıtırsak bence daha iyi olabilir. Yavaş yavaş doluyor ama ya. Geliyor. Daha iyi şu an. Daha iyi gözüküyor. Çünkü dünkü şey gör, yani resimleri gördüğünüz gibi içerisi bayağı güzel. Evet, bayağı modern ve bayağı iyi sahip zaten. Ya eskiden alışmışım. Peki son soruyu soruyorum. Eğer Turkish Power bugün iyi bir kitle yakalarsa, yani devam ederse, görmek istediğiniz isimler kim böyle dünyada? Şu an John Morris'le MVP geldi. Daha sonra görmek istediğiniz isimler kim var? Jay White. Yan bak, aynı hesap, aynı hesap. Jay White başkan. Ben Bilox'u yayacağım ama biraz bu oldu. Koji. İster yok, Koji'nin içinde kalın. Joy Run. Böyle görüyorsunuz şu anda, baya arkada da insanlar var yani. Ben hepinize teşekkür ederim. Evet. İyi vakit geçirdiniz. Umarım iyi vakit geçiririz yani. Geçiririz. Yani geldiğimize değer inşallah ve geleceğine de inanıyorum. Ben de. Hepinize, daha uzun mu bu kadar hızlı yalanca. Hepinizi şöyle bir alalım yukarıdan. Nasılsın ya? Merhabalar, iyiyim, sen nasılsın? Ya Bayağı heyecanlı. Organizasyonlar, yine bu maliyetli olabilir.
Acun Meydanı'nın bu şeyler, fonlara etkisiyle beraber daha bir prodüksiyon, daha bir prodüksiyon göreceğimiz için çok güzel. Acun Meydanı'nın bu işinleri sanırsam Instagram hikayesinde görmüştüm. Meksika'da güreşçilerle görüşüyor ve daha sonra şovlar için herhalde bir ayarlama yaptı. Gelecek ve Can Sinan'ın olmaması zaten ne kadar yıldır progresini geçiyorsa ne kadar yıldır beklediğim bir maç. Can Sinan'ın Undertaker maçı sadece bakışmalar bile yeter. Çok maçı. Yani ben sana öyle değil. Bunun haricinde beklediğim bir maç soracak olursam. Sevdiğimiz bir abi. Sevdiğimiz bir abi. Hani bir güreş izleyicisi olarak WrestleMania'da beklediğimiz AJ Styles'ı. Tişörtten de anlayacağınız. Peki. 24 Ekim'i 23 var. Çok zor bir soru ama. İşte o şimdi Can Sina Undertaker maçında ben kesinlikle ölsem bunu söyleyeyim de Can Sina'nın kazanabileceğini düşünüyorum. Can Sina Undertaker'ı yere bilmemeli. Peki çok bir spekülasyon mu düşün? Sence Undertaker American Badass karakteri yerine geldi yoksa alıştığınız da Sina karakteri? Buraya gelmiyorsun ama karının Instagram'ında videolar atıyorsun diye. Sen böyle daha realistik karakterler görmek biraz daha iyi olacak. Amerika'nın neresi karakteri sanki o realistik karakteri biraz daha olacak. Tabii ben her zaman şunu derim ya. Amerika'nın içinde eşi benzer olmayan bir karakter olmasının bir sebebi de şu. 1990 yılında beri var olan bir karakter. Sosyal medyada da bir Amerika'nın hepsi halini görebiliriz. Sosyal medya hesabında yok. Reaksiyonu heyecan beklerine yansıtsa resmini de merak ediyorum. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şu an yanımda Yusuf var. Yusuf Arena heyecanı. Burada gördüğünüz gibi kalabalık bayağı var. Ve içeride son hazırlıklar devam ediyor. Yusuf basalım şimdi içeri girdim. Müzik 106'da. Müzik 106'da. Bayağı gördüğünüz gibi var. Arkan falan da sponsor. Çıkarsınız siz de videoda. Bak herkese de kıyak yapıyoruz böyle. Düşün yani güreşli kıyak kimse çıkamaz öyle. Bir iki de bakmış. Tamam mı? Hani ben böyle çekeyim sana öyle. Aynen ben bakıyorum. Vallahi baksanıza ya. Çok kötü bir yere geldik. Evet. Şuradan çok daha fazla. Abi harbi fazla ha. Bak güzel de gitsin ama. Yani bayağı şey MVP'li şey. Geçtik. 104 diyor. 102 yıldır. 102 abi. Yani. Peki bir şey diyeceğim. MVP'nin orta parmağına ne diyorsun? Ya o çok beklenmedik ya. Bir daha röportajlardık ilk başta haberimiz olmadı. Arkadaşlar TPV şovu bitti şu an. Saat şu an 10.30 değil mi? 10-10.30 civarı.
Maalesef John Morrison gelmedi. Ben şöyle aşağı durayım da seni de alayım. Maalesef John Morrison gelmedi. Dizinden sakatlanmış. Yani çok kişi yemedi aslında yani. Yemedi değil mi? Yemedi. Evet. Arkadaşım 30 senelik John Morrison falan ve görüyorsunuz tişörtü. Adamı göremedi yani. Pankart hazırladım ya. Pankart hazırladı ya, baksanıza. Gece 4'e kadar uğraştım. Gece 4. Yani bir Konya'dan gelen vardı. Ben o çocuğa üzüldüm yani. Neyse yine iyiydi. Main event falan. Eğlendik yani değil mi? Bayağı yani. Neyse biz buradan artık eve doğru dönüyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Klasik kanala abone olma işlerini yaparsınız, beğenin. Zirevas'ın tabii. Yani. Zirevas'ın para kazanalım abi. Güreş Türkiye Market falan hesaba da girin. Ondan tişört alın. Ha tişört alın. Bak ben aldım. Güzel yani. İyi akşamlar hepinize.